Sokak oyunları bugünlerde gündemde. Biz de sizin için İstanbul Üsküdar'da düzenlenen sokak oyunları etkinliğine katıldık ve arkadaşlarımızla oyunlar oynadık. Bugün Üsküdar Bilgi Evi'ndeki arkadaşlarımla Üsküdar'da yeşilliklerin içinde buluştuk. Peki neden mi buluştuk? Çünkü biz birlikte geleneksel çocuk oyunları oynayacağız. Geleneksel çocuk oyunları deyince aklınıza neler geliyor? Oo, neler yok ki? Yakan toptan istopa, bir sürü oyun var. Bir sürü oyun oynayacağız bugün birlikte. Ne yapalım, daha fazla uzatmadan oyun başlasın. Ayşe'cim nasıl gidiyor oyunlar? Çok güzel gidiyor. Çok eğlenceli değil mi? Evet. Ben de çok eğleniyorum. İyi ki bugün gelmişiz, böyle oyunlar oynuyoruz birlikte. Sokak oyunları oynuyoruz değil mi? Evet. Sen en çok hangisini seviyorsun? Ben en çok istopu seviyorum. İstopu mu? Evet. Beni de vurdunuz ama. Beni de vurdunuz, iyi oldu. Yani. Eğitmenimizden de istopun nasıl oynandığını öğrendik. Evet. Burası çok güzel değil mi? Hem oyunların nasıl oynandığını öğreniyoruz. Evet, öğreniyoruz. Bayağı bir oyunu öğrendik. Sen başka neler öğrendin mesela? Ben başka mesela yakar topu öğrendim. Yağ satarım, bal satarım oynamayı öğrendim. Voleybolu öğrendim. Bunların hepsini burada mı öğrendin? Evet. Çok güzel. Peki gidip kendi arkadaşlarına da böyle mahallede falan oynuyor musun? Oynuyorum her gün. Çok güzel. O zaman ne yapalım? Daha fazla uzatmayalım, oyuna katılalım değil mi? Evet. Hadi bakalım. Şimdi de bir diğer oyunumuza geldi sıra. Burada oyunlar bitmiyor. Şeyva, şimdi ne oynuyoruz? Halat çekmece. Halat çekmeceyi de hemen senden öğrenelim. Nasıl oynayacağız biz bu oyunu? İki gruba ayrılırlar. Halatı herkes tutar ve bir çizgi belirleyince o çizgiyi geçen grup kazanır. Güçlü olan mı kazanıyor? Evet, genelde. O zaman başlayalım, sabırsızlanıyorum. Tamam. O zaman 1, 2, 3 dediğim zaman başlıyoruz. Oyunu başlatıyorum. Hazır mıyız? Evet. Duyamadım. Ben de hazırım. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi o kadar yardım ettim, yine de kazanamadık biz. Ama ne yapalım, burada her şey centilmen bir şekilde oynanıyor. Değil mi arkadaşlar? Evet. Saygımızı her zaman gösteriyoruz değil mi? Evet. O zaman ne yapıyoruz? Kazanan grubu alkışlıyoruz tabii ki. Arkadaşlarımızla bir sürü sokak oyunu oynadık. Bazılarını biliyorduk, bazılarını da burada öğrendik değil mi arkadaşlar? Evet. Keyfimiz de gayet yerinde. Sizler de bu tatil günlerinizde ne yapıyorsunuz? Bildiğiniz sokak oyunlarını hem de bilmediklerinizi de öğreniyorsunuz. Arabanın olmadığı yerlerde bulursanız, bahçeye yeşil olan alanlarda ve de dikkat ediyoruz, güneşin çok yakmadığı saatlerde sokağa çıkıyoruz ve oyunlarımızı arkadaşlarımızla oynuyoruz. Ve size de şimdiden iyi eğlenceler diliyoruz. Son olarak da arkadaşlarımın da size bir mesajı var. Sokak oyunlarından haberin olsun. Türkiye'nin ilk uygulamalı göç okulu.